Merhaba arkadaşlar, ben Şahin. PHP Storm derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde to-do özelliğini inceleyeceğiz. To-do özelliği arkadaşlar bizim kendimize yapacağımız hatırlatmalar diyebiliriz. Mesela burada bir açıklama satırı yazmışız, değil mi arkadaşlar? Sol alt tarafta bakın to-do özelliği var. Şu anda herhangi bir içerisinde veri yok. Hemen buraya açıklama satırının içerisine to-do yazalım. Arkadaşlar bakın direkt zaten rengi değişiyor. Bunun renklerini bile settings kısmından ayarlayabiliyorsunuz. O kadar detaya inmeyeceğim. Hatta to-do değil de bunu yapılacaklar olarak da belirleyebilirsiniz. Biraz kurcalarsanız onu da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. To-do diyelim, iki nokta üst üste koydum. Buradan devam edilecek yazdım. Hemen alt tarafa geldim. Burada yine bir açıklama satırı oluşturup to do dedim. İki nokta üst üste koydum. İki nokta üst üste koymanıza da gerek yok. Ben öyle yapıyorum. Kod bloklarını düzenli olarak kullanmak her zaman bize fayda sağlar arkadaşlar. Siz de kod yazarken düzenli olarak kod yazmaya dikkat edin. Buraya veri çekeceğim dedim. Ondan sonra geldim. To-do dedim. Mail fonksiyonunu burada kullanmam gerekiyor dedim. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu to-do listleri oluşturduk. Ne yaptık? Kaydedip kapattık. Ondan sonra projemize devam edeceğimiz zaman açtık. Bakın hemen alt tarafta to-do yazıyor zaten. Bu to-do'ya tıkladığımız zaman şu anda 3 tane sonuç buldu. Hemen bakıyoruz. Buradan oluşturduğumuz to-do listlerin üzerine geldiğimiz zaman zaten orası açılıyor. Bu şekilde bu özellik sayesinde de rahatlıkla kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Onun dışında bakıyorum söyleyeceğim başka bir şey var mıydı? Evet, kısa yol olarak da alt tuşuna basılı tutarak 6'ya bastığınızda bu to do list otomatik olarak açılmış oluyor arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. To do list özelliğini beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar eğitim dersleri çekmeye başlayacağız. Bunlar zaten daha PHP Storm dersleri, biliyorsunuz bir e-ticaret skripti yazacağız. Çok iyi bir e-ticaret skripti yazmayı düşünüyorum. Lütfen kanalı arkadaşlarınızla, yazılımla ilgilenen kişilerle, forumlarda bulunduğunuz gruplarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.